Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Günaydın, iyi haftalar sevgili seyirciler. Haftanın ilk gününde yine paranın rotasıyla karşınızdayız. Doktor Yaşar Erdinç de bizlerle hocam. Hoş geldiniz, iyi haftalar. Hoş bulduk, günaydın Erkan. Bugün Bernanke'yi konuşmayacağız herhalde. Bernanke'nin açıklamaları bitti mi nihayet? Nihayet bitti. Bernanke serisini ama geçen kapattık. Şey konuşmuştuk ya, futbol konuşmuştuk, iyi olmuştu. Aslında biz normal ekonomiyi falan bıraksak da şöyle futbol sosyal siyaset. Biraz psikoloji. Peki şeyi sorayım o zaman ben size. Bir soru soracağım. Buyurun. Erkan. Tiyatroya bilet aldın. Çok izlemek istediğin bir oyun. Tamam mı? 100 TL verdin bilete. İyi para. Evet. Ve tiyatronun önüne vardın. Tam kapıdan içeri gireceksin. Kuyruğa girmişsin. Cüzdanı açıyorsun. Bilet yok. Eyvah. Evet hocam. Soruyu çok merak ettim. Evet, bilet yok. Bunun üzerine bakıyorsun cüzdanında 100 liram var. Ha, anladım soruyu. Alır mısın almaz mısın? Yeni bilet alır mısın almaz mısın? Alırım hocam. Alırsın. Yapacak bir şey yok. Yani oraya kadar gitmişsem. Sevgili seyirciler, eğer sizler oraya de şey yapıyorsanız. Oraya kadar gitmişsem yapacak bir şey evet, yok. Şu an bilgisayarıma bağlanılmış durumda nihayet. Eğer sizler de bu soruya alır mıydınız almaz mıydınız? Lütfen maille cevap verir misiniz? Çünkü o yayının sonunda bir şey yapacağım. Ne var hocam işin içinde merak ettim. Evet. Ben alanlardanım. Yani alırım gibime geliyor. Çünkü yani şöyle. Ya 100 liralık bileti kaybetmişsin. Evdeyken şöyle. Bak. Evdeyken kaybettiğimi fark edersem gidip kapıda almayabilirim. Tek 100 liram varsa. Ama. Yok 100 liram varsa derken ikinci bir 100 lira harcam. Belki de 500 liram var. Önemli değil. Tamam. 100 liranın kalmış yani olması. Evdeyken fark edersem almayabilirim. Ama gittiğim zaman işte çantamda zannedip gidip oraya orada yoksa alırım. Yani, alırsın. Evet. Orada alırım. Yani artık oraya kadar gelmişim, evet. Alayım da gireyim bari derim. Peki yani. Bileti alırdım almazdım şeklinde. Yani evet alırdım, hayır almazdım. Yani gidiyorsun, 100 liralık bileti kaybetmişsin, tam gireceksin tiyatroya. Yok ve yeni bir bilet alır mıydın? Ben alanlardanım, bakalım soruların cevapları. Evet, şu an soruların cevapları gelecek mi? Almazsın demiş Mehmet Bey. Bana mı diyor acaba kendisi mi? Ben almazdım demek istiyor. Alırdım Mehmet Bey. Ben yani oradaysam. Yok, hayır, Erkan doğru söylüyor. Yani o alır. Ben oraya gider. Oradayken fark edersem alırım ama evdeyken bir düşünürüm. Ya şimdi gideyim mi gitmeyeyim mi? Evet gerek aslında var. Moralim bozulabilir evdeyken. Yani evde moralim bozulup gitmiyorum ya evet. Falan diyebilirim. Aslında tweet de atabilirler. Yerdinç 65'i veya paranın rotası açık değil şu an ama. Hani. Tweet de atabilirler. Niye soruyorum? Hani paranın psikolojisi diye bir şey var da. Evet. Yani davranışsal finans ilmi. Yani psikoloji konuşalım dedim ya. Şimdi piyasaları yönlendiren ve insanların. Bir gün şu soruyu sordum kendi kendime. Borsaya yatırım yapmaya çalışan insanların %99'u sürekli kaybediyor. Öyle mi? Evet. Yine de borsa. Normalde olasılık ihtimal teorisine göre yarı yarıya olması lazım bu oranın. Yani %50'si kaybetmeli, %50'si kazanmalı şeklinde. Ama %99'u kaybediyor. Ya dedim ki böyle bir şey olmaz. Yani önemli bir şey var. Yani bunun sebebini bulmamız lazım. Yani ben şimdi hani oturmuşum Nobel ödülü alacağım ya sebebini araştırıyorum. Fakat zaten adamlar bulmuşlar. Yani Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Stanford Üniversitesi'nde bir bölüm var biliyor musun? Bölüm açmışlar adamlar. Bölümün adını tahmin et. Neuroeconomics. Neuroeconomics bölümünde ekonomistlerle nörologlar birlikte çalışıyor. Ve çeşitli yatırım kararlarında kan beyninin neresine gidiyor? Allah Allah. Allah Allah. Mesela sen gidiyorsun işte şunu alır mıydın almaz mıydın? Çok ilginç bir soru soracağım. Şimdi yine bir soru. Almanya'da organ bağışı oranı, yani öldükten sonra organlarını bağışlamak isteyenlerin oranı, Erkan, %26. Belçika'da %22. Hollanda'da %100. Polonya'da %99.
Avusturya'da %100. Dini inanışla ilgili mi acaba? Soruyu şöyle soruyor profesör. Diyor ki, neden böyle? Sizce sebep nedir? Herkes işte kültürel farklılıklar vesaire vesaire. Halbuki Hollanda ile Belçika'yı kültürel olarak nasıl ayırabilirsin ki? Veya Avusturya ile Almanya'yı çok ayırabilir misin? Tabii, yani, doğru, ayıramazsın. Hemen. İşte dini fark. Hayır. Ne biliyor musun abiciğim? Şöyle bir tane form var. Bir yerde devlette iş yaparken bu formu dolduruyorsun. Tamam mı? Formu doldururken, işin garipliğine bak. Formu doldururken Almanya'da organlarınızı bağışlamak istiyorsanız öldükten sonra tik işareti koyun diyor formda. Şeyde Belçika %22'di. Hollanda'da eğer organlarınızı bağışlamak istemiyorsanız tik işareti koyun diyor. Aradaki tek fark bu. İnanabiliyor musun? Yani nasıl? Olumlu ve olumsuz. Default dediğimiz. Evet. Yani sana ne verilirse insanlar formda onu kabul etmeye dair bir eğilim gösteriyorlar. Evet. Mesela şimdi organlarınızı bağışlamak istemiyorsanız tik koyun. Tamam. Ya işte ben ne kadar kötü bir insan görüntüsü çizmiş olacağım. Organlarını bile bağışlamak istemiyor diye düşünüyor herhalde. Veya organlarınızı bağışlamak istiyorsanız tik koyun dediğinde ise, ya organımı bağışlayacağım da ben hastayım. Hastaneye yattığım anda belki de adam diyor ki hastaneye yattığımda belki de beni bir an önce öldürüp organlarımı almak isteyebilirler. O yüzden koymayayım tik falan. Hocam diyor. Cevapları vereyim size. Evet. Mehmet Bey almazdım diyor. Recep Bey almam diyor. Oktay Bey alırım diyor. Evet. Kesinlikle alırım diyor. Mehmet Cengiz Özgöz. Zeki Bey, hayır almazdım çünkü yalnız gitmezdim, geri dönerdim diyor. Serdar Özdemir, hayır almazdım hocam diyor. Tabii bu bir de diyor gelir endeksli hocam, eğer kazanç yüksekse tamam, o direkt şeye döndürdü. Tamam, evet. Fatih Yüksek kesinlikle almam diyor. Mehmet Ergin alırdım diyor. Mehmet Şen hocam diyor piyasa ne kadarlık faiz bu soru. Ondan sonra Alparslan alırdım diyor. Muhammed Şen diyor ki hocam piyasa ne kadarlık faiz arttırımını yapıp bu ilk ve son arttırım bir daha olmaz. Yani tam biz hani bunları konuşurken o faiz arttırımıyla. Evet, onu diyorum ya. Mehmet Cengiz de son olarak ne diyor? Zaman zaman kaybetsem de toplamda kazanırım diyor. Uzun vadeciyim diyor. Sık al sat yapmam. Biz alırım diyor. O da başka bir topa girmiş. Evet. Neyse. Genelde almam diyorlar ama. Bu yaklaşık 1000 kişiyle yapılan bir şeyde %16'sı alıyor, %84'ü almıyor. Hmm. Tamam mı? Bu bilimsel bir çalışmanın sonucu. Ne kadar alırdın? Şimdi işin hani paranın psikolojisini anlatıyorum ya. İşin şimdi öbür tarafını düşün. Şöyle ki tiyatroya gideceksin. Acaba o almazdım hani diyenler için daha doğrusu bir soru olacak. Soruyu şöyle soruyorsun. Şöyle soruyorsun bu sefer. Diyorsun ki tiyatroya gideceksin. Orada bilet alacaksın, tamam mı? Ve cebinde 100 liram var. Hı hı. Ve gidiyorsun, tam bilet alacaksın. Bilet alıp tiyatroya gireceksin ve 100 lirayı kaybettiğini fark ediyorsun. 100 lirayı kaybetmiş olmana rağmen ikinci bir 100 lira verip bileti alır mısın? Bu başka bir soru oluyor. Bu başka bir soru. Yani bileti oradayken alacaksın. Bilet 100 evet, lira. 100 lira ama 100 lira bakıyorsun cüzdanında 100 lira yok. Sadece kredi kartın var. Kredi kartıyla bileti alır mıydın? Kredi kartıyla alırım. Yok. kredi kart. Bakın o da ayrı bir soru. Ben pain of money. Pain of paying. Şimdi pain of paying diyor değil mi? Acı. Ödemenin, evet, ödemenin yarattığı acı. Evet. Çok ilginç. Mesela biz üniversitedeyken şey yapardık, okul yemeğe giderdik. Parayı önce ödersin, yemekten önce ödersin. Sonra yemeğini yer kalkar gidersin. İnanılmaz bir şeydi. Orayı herkes çok seviyordu çünkü karnımız açken para gözümüz görmüyordu. Hemen paramızı ödüyorduk. Kalkıp giderken de hiçbir şey ödemiyor olmak acayip keyif veriyordu. Bunlar aslında komedi gibi geliyor ama deminki soruya dönersek aslında birinci soruda yani bileti kaybettin, ikinci bir 100 lira veriyorsun. Toplam maliyeti ne tiyatronun sana? 200 lira. Hı hı. İkinci soru yine 1000 kişi üzerinde deneniyor, soruluyor bu. Deniyor ki işte 100 lirayı kaybettin. O sırada ikinci bir 100 lirayla
cash olsun veya bir başka. 100 liranı kaybettin. Tiyatro için ayırdığın 100 lirayı kaybettin. İkinci bir 100 lirayla alır mıydın bileti? Bu sefer de %85'e, %83'e, %17 evet alırdım çıkıyor. Yani aslında ikisinde de tiyatroya gitmenin maliyeti 200 lira. Çünkü ikisinde de 100 lira kaybediyorsun. Fakat beyin kategorileştiriyor parayı. Orada kategorilere ayırıyor. Şimdi o bilet sadece tiyatro içindi, kaybettin. Halbuki tiyatroya gitmiş olmanın maliyeti her ikisinde de 100 lira ve değişmemesi lazım. Yani oranın değişmemesi lazım. Birincide alırdım diyenin gene ikincide de alırdım demesi lazım. Veya almazdım diyenin gene ikincide de almazdım demesi lazım. Fakat olay böyle olunca hani 1000 kişilik öyle ayrı gruplarla yaptığında o zaman nasıl bir rasyonel yatırımcısın sen veya nasıl rasyonel karar verebiliyorsun ki? Veremiyorsun. Yine aynı şekilde bu yatırım kararlarına baktığımızda bileti alıp almamak değil aynı zamanda yine davranışsal finans üzerine Harvard'da bir profesör anlatıyor. Diyor ki ben diyor bir şey içecek ismi söylüyor. 2 litrelik o içeceği çok severim. Çıktım gittim işte köşe başındaki bakkaldan şey aldım. Bunu istedim. Ve 2 litrelik yok dedi. Sana 2 tane 1 litrelik vereyim. Hayır ben kesinlikle 2 litrelik olan bu içeceği çok seviyorum. Bende yok. O zaman ileride yaklaşık olarak bir 300 metre ileride bir başka market var. Oraya git. Oraya gittim. Orada da kalmamış. Üçüncüye gittim. Üçüncüde de kalmamış. Ve son bir şansımı deneyeceğim. Yoksa 2 tane 1 litrelik almak zorundayım. Fakat nefret ediyorum 2 tane 1 litrelik almaktan. Sadece 2 litrelik bir tane bu içecekten alacağım. Dördüncü dükkana gittiğimde evet orada vardı 2 litrelik. Ve ben 5 tane aldım diyor. Şimdi ondan önceki bütün olaylar aslında niyeti 1 tane 2 litrelik içecek alıp gelmek. Fakat orada olmaması o sırada öyle bir duygu yaratıyor ki hani ya bulamazsam duygusu ve dolayısıyla da insan bir önceki kararı daha sonraki kararını etkiliyor. Mehmet Gül Sade'de gelelim demiş. Bugün Sade'de gelelim ne anlama geliyor bilmiyorum ama ben pek bir Sade'de gelmeyeceğim. Bugün ekonomi çünkü, konuşmayacak hocam pek. Evet. Yani en azından teknik ekonomik verilere girmeyeceksiniz anladım. Evet. Şöyle ki. %99'u insanların borsada işlem yapanların kaybediyor. Evet. Ve bunun temel sebebi ne? Yani bunun bir şeyi olması lazım. Sebebi olması lazım. Sonra beynin yapısı incelendiğinde bizim beynin zaafları çeşitli kararlarda insanların kendisine karşı aşırı güven duyması. İşte bir adım atarken mesela bir dükkan açıyorsun hep iyi yönden bakıyorsun. Yoksa açmazsın o dükkanı. O pozitif bakması risk alabilmesini getiriyor. Ama bunun yanında akli muhasebeleştirme dediğimiz parayı geldiği yere göre farklılıklarına göre ayrı kategoriye koyuyoruz. Yine bir soru Erkan. Bir şeye gidiyorsun kalem alacaksın ve 15 lira diyorlar kalem. Bir dolma kalem veya neyse artık iyi bir kalem. Tam sen alacaksın fakat oradaki satıcı diyor ki Erkan Bey ben size yalnız bir şey söylemek istiyorum diyor. Acaba diyor rahatsız olmasanız ben size şunu söyleyeyim diyor. Aynı kalite kalemi diyor hemen diyor şöyle diyor 100 metre ilerideki dükkan 15 liralık kalemi 8 liraya satıyor size söyleyeyim diyor. Bunu dükkancı mı söylüyor? Evet dükkancı söylüyor. Gidip alır mısın o kalemi? 8 lira karın olacak. Sonuç olarak... Böyle bir duruma pek rastlanmaz da. Ya rastlanmaz da hani böyle bir durumda alır mıydın? Yani önemli olan 8 lira kar edeceksin. Ben derim ki sen ne dürüst bir adammışsın derim. Sen senden alacağım. 7 lira sen kazan al derim ondan alırım dersen fazla mı şey olur bilmiyorum ki. Neyse cevapların çok büyük bir kısmı şey kalemi gider yok, kalemi gider oradan alırım. Evet. Peki diyor aynı şekilde şöyle bir şey soruyor. Yine aynı testlerde. Bir tane diyor işte çok kaliteli bir video kamera alacaksın ve 1310 lira. 1310 lira.
Aynı şekilde adam diyor ki ya aynı kamera diyor. Eğer 100 metre aşağıya gidersen diyor 1302 lira diyor. Acaba gidip o kamerayı oradan alır mısın? Şimdi tasarrufa baktığında relativite kavramı yani görecelilik kavramı. Görecelilikte biz toplam miktara oranlıyoruz hep kazancı kaybı. Ve bu aslında çok ciddi bir defekt getiriyor yatırım kararlarında da. Sorun getiriyor. Aslında her ikisinde de cebimizde kalacak para 8 lira. Kalemi alırken 8 lira kalması oran olarak baktığında yarısı kadar müthiş bir tasarruf. Öbür taraftan ya şimdi 100 metre daha ileri gideceğim, varacağım, bir de orada kuyrukta bekleyeceğim vesaire. 8 lira da o. Halbuki cebine kalacak paranın ikisi de aynı. O da 8 lira, o da 8 lira. Neden o zaman farklı karar veriyorsun? Yapılan testlerde zaten farklı karar veriyorlar. Yani o video kamerayı alacak kişi asla gidip almam diyor. Yani ne olacak 1310 lira, 2 lira falan aradaki fark. Ama kaleme diyorlar. Tüm bunları bilim adamları çalışmış. Çalışıyor, çabalıyor. En son geliyor yatırımcılar nerede kilitleniyor. Biyolojik olarak vücutta neler oluyor yatırım kararları sırasında? Hani insanlar büyük sıkıntı çekiyorlar, ne bileyim elleri terliyor, midelerine kramplar giriyor, para kaybetmeye başladığı zaman vesaire. Bunlar bilimsel olarak araştırılmış, her şey çözülmüş durumda. Bir tek yapamadığımız şey bu çözülmüş olayı yatırımcıya anlatamıyoruz. Yani sen böyle sorunlu bir yaratıksın kardeşim. Cenab-ı Allah beyne bir software koymuş. O software bu kullarım gitsin borsada para kaybetsin diye konmuş adeta. Yani o software'le onu yapmana imkan yok. Sebebi söyleyeyim çok basit. Fiyat hareketleri duygusal durumlar yaratıyor. Kazandığında seviniyorsun, kaybettiğinde üzülüyorsun. Bu kayıp daha sert olursa daha sert üzülüyorsun, daha şiddetli üzülüyorsun. Bu artık stres ve dayanılmaz bir hal alabiliyor. Hep şu örneği veriyorum. Erkan oturduğun evin tamam mı? Diyelim ki gittin 300 bin liraya 500 bin liraya ev aldın ve evde oturuyorsun. Her dakika evin fiyatının hareket ettiğini ekranında görseydin. 300 bin liralık ev yarın 200 bin liraya düşmüş olsaydı. Sonra 500 bin liraya çıkmış olsaydı. Nasıl bir ruh hali içinde olurdu? Ben anlatayım hocam onu sana. Örnekleriyle evlendik işte sene 2006 bir herkes gibi altınlarımız oldu bizim de. Şimdi o altınları eşim ısrarla ya işte bozdurma dedi. Bir araba almak için o zaman bunları bozdurduk. Bozdurduktan sonra altın bir yükselmeye başladı hocam. Bir yükselmeye başladı. 6-7 senedir benim gözüm gitmiş altını. Artık altının falan yok ama... Bizim periyodik olarak evimizde bak altın ne kadar yükseldi ben sana o zaman satma dedim dedikçe benim burama bir ağrı vuruyor ve bayağı bir yükseldi. Yani biz sattıktan sonra böyle bir hafta içinde 10 gün içinde inanılmaz bir yükselişe geçti. Ondan sonra da zaten bir daha o düşük seviyeye gelmedi hep yükseldi. Evet. Dolayısıyla hiçbir bir kuruş altınımız bir tane altınımız yok ama durup bazen ya altın bugün ne olmuş diye bir psikolojik böyle elim gidiyor bak. Satmasaydım şu an böyle olurdu diye hesaplıyorum o altınları. Aynen evet. Hesaplıyorum yani. Ve işte bu duyguları yaşıyorsa bir yatırımcı zaten gerçekten ne borsada ne bir başka yerde para kazanmasına imkan yok. Para kazanılması için bir yatırımcının tam anlamıyla aptal olması gerekiyor. Bunu çok açık ve net söylüyorum. Ve yapılan deneylerde yani çeşitli kazalar vesairede özellikle beynin amigdala bölgesi hasar görmüş olan ve ani refleks ve ani reaksiyon göstermekten yani gösteremeyen ve genellikle sakin pek ne bileyim işte birisi fıkra anlattığında pek gülmeyen veya bir üzüntülü olay aldığında pek de üzülmeyen yani duyguları tamamıyla neredeyse soğumuş insanların muazzam yatırım başarıları var. Sebebi piyasanın her hareketinde bu insanlar sürekli bir heyecan yaşamıyorlar. Bekir Koroğlu kocam karnıma ağrılar geliyor. Yani o karnı ağrısı da söylediğiniz gibi yatırımcının başının şeyi yani. Bekir böyle... Hayır o galiba bizim bu konuyu çok uzatmamızdan karnıma ağrılar geliyor. Yok bence o sizin söylediğinize söylüyor. Bilemiyoruz hangisine söylüyor ama hani reaksiyonlar biyolojik reaksiyonlardan bahsediyoruz evet. Ya. Karnına evet. Ağrı giriyormuş. Şimdi demek ki kaybederken herhalde. Aynen öyle. Peki... bilim ne buldu? Yani kazanmak için bu bilim piyasada... ne bulduğunun sorusunun cevabını kısa bir reklam arasından sonra tamam, alalım. Öyle yapalım. Yol gösteren KOBİ bankacılığı Bank Asya'da.
Tekrar birlikteyiz. Hocam hemen evet, bilim ne buldu? Bilim ne bulmuş? Şimdi bak Erkan. Şöyle düşün olayı. Bir araba ehliyetin var mı? Var. Tamam. Araba kullanmaya başladığın ilk günleri hatırla. Hani beyin nasıl çalışıyor? Yani yatırımda nasıl çalışıyor, orada nasıl çalışıyor? Borsada açıldı bu arada. Biraz sonra borsaya değineceğim sevgili seyirciler. Yani şey yapmayın, hani bugün borsada ne olabilir, para politikası kurulundan ne çıkar ona değineceğim ama şu anlatacağım, emin ol ondan çok daha önemli. Şöyle ki, bir yatırımcı, bir kişi araba öğrenmeye başladığında kullanması gereken parametre sayısı kaç tanedir? Gaz vardır, fren vardır, debriyaj vardır. Evet. Vites vardır, direksiyon vardır. Öyle değil mi? Bir de aynaları kullanacak. 5-6 tanedir. İlk başta arabayı kullanmaya başladığında frontal korteks, ön taraf bütün bilgiyi burası kullanıyor, ön taraf kullanıyor ve vitesi atarken şimdi vitesi atacaksın diyor. Onu düşünüyor. Yanındaki görevli diyor ki sen şimdi vitesi atacaksın diyor. O önce düşünüyor. Sonra diyor ki ha vitesi at deyince ayağımı şöyle yapacaktım. Debriyaja basacaktım. Otomatik. Yapacaktım diyor ve bunu ilk başta frontal kortekse yapmaya çalışıyor. Ama yeni araba kullanmaya başlayan birine şey yapabilir misin? Yani aynı anda cep telefonuyla konuşabilir mi? Veya bırak onu. Konuşmaması lazım zaten, hayır, yasak. Hayır canım, şu an trafikte görüyoruz adam cep telefonunda konuşuyor aynı anda. Ama kazaların çoğu, bakın ben size bir şey söyleyeyim. Yolda acayip acayip hareketler yapanların, evet, çoğu buna cep telefonu. Arkadaşlarım ve eşim de şahittir. Bu adam cep telefonuyla konuşuyor kesin diyorum uzaktan. Yanına yaklaşıyoruz, bakıyorum cep telefonuyla konuşuyor. Evet, cep telefonuyla konuşuyor. Evet. Yani şunu söylemeye çalışıyorum ben. Sonuçta ilk defa araba öğrenen birisinin bütün hareketlerini frontal korteks kontrol ediyor. Vitese atlıyorsun, vitese bakıyor. O sırada gidiyor bir tarafa vuruyor. Veya direksiyonun kontrolünü kaybediyor. Anladım. Yani bu şey yapmıyor. Belli bir süre sonra beyin bakıyor ki bu hareketler hep aynı tekrarlanan hareketler. Direkt frontal korteksten alıyor o bilgiyi. Hareketler sıklaştıkça ortada bir motor bölümü var. Oraya atıyor o bilgiyi. Dolayısıyla burayı boşaltıyor. Ön tarafı boşalttığı için sen arabayı kullanırken normal şartlar altında artık düşünmüyorsun vitesi atarken. Veya kaçıncı vitesi attığını da bilmiyorsun. Debriyaja basayım mı basmayayım mı diye düşünmüyorsun. Ayak direkt otomatik refleks olarak şeye gidiyor, frene gidiyor. Öndeki bir araba işte fren yapmışsa vesaire. Bu reflekse motor bölümüne atması sonrasında artık senin ondan sonra işte cep telefonuna konuşmaya başlayabiliyor. Veya teybi açıyor bilmem ne yapıyor falan filan. Ama yatırımda da beyin şöyle yapmaya çalışıyor. Bir tane formül bulup, sürekli kazandıran formülü bulup şeye atacak. Tamam. Motor bölümü atacak. Evet. Vakit kaybetmeyelim. Süreniz azalıyor. İşte o motor bölümüne atanlardan biri de Mehmet Ergin herhalde. Hocam diyor, biz salak mıyız derdim hep diyor. Pardon, Ali Bayramoğlu. Hocam aptalım ama zenginim diyor. Borsada az ama daima kazanırım bak, diyor. Bak az ama daima. Bak evet. Dikkat et. İstikrarlı az. Evet. Mehmet Ergin de hocam hep derdim biz salak mıyız, hep para kaybediyoruz. Sizi dinledikçe salak olduğumuza eminim. Estağfurullah. Diyor. Hayır estağfurullah, öyle bir şey değil. Bilakis çok akıllı olduğunuz için para kaybediyorsunuz. Bunu çok net söyleyebilirim. İlginç bir şey oldu bu, yorum oldu. Tamam. Evet, çünkü bak doktoralıların ve çok iyi matematik okumuşlar daha fazla kaybediyor. Yani mühendislik kafası olanlar daha fazla kaybediyor. Bundan emin olabilirsin. Ben girsem mi ben? Sen gir. Sosyal bölüm mezunu olarak şimdi bugün heveslendim biraz. Neyse şimdi peki. Borsa arabasına bindiğinde ise şöyle oluyor. Bir gaza basıyorsun, araba gidiyor. Direksiyonu sola çeviriyorsun, sola gidiyor. Bir defa para kazanıyorsun. İkincide de para kazanınca beynin küçük sayılar yasası vardır. Son iki olayı geneller ve %100 der ona. İstatistiğe bakmaz. Yaşar iki defa tutturmuşsa artık üçüncüyü tutturması %100'dür. Bu adam müthiş bir adamdır. Eğer Yaşar iki defa bilmemişse bu adam zaten analist manes değildir. Direkt sen o yargıyı verirsin. Ve sonuç olarak beyin şöyle yapıyor. Bu bilgiyi atmaya çalışıyor. Sonra bir bakıyor ki şöyle bir kontrpiyede kalıyor. Daha önce bu arabanın direksiyonu sola çevirinde sola gidiyordu, şimdi sağa gidiyor. Yani daha önce aldığımda kazanıyordum, şimdi düşmeye başlıyor. Ne oluyor diyor bir. Arkasından bakıyor, debriyaja basıyor, vitese geçmiyor araba. Gaza basıyor, araba gaz almıyor. Veya yokuş yukarı giderken arabanın geri gitmesi lazım, araba ileri gitmeye başlıyor. Beyin bunu modellemeye çalışıyor.
Bunu modellemeye çalıştığında en az 6 sene, 7 sene uğraşıyor. Bir türlü motor bölümüne atamıyor bu bilgiyi. Sebep? Çünkü bir sürü farklı şeyle karşılaşıyor. Çalışan tek parametre var arabada. Bilim bunu buldu işte. Hani demin reklama girmeden önce bilim ne buldu diyoruz ya. Bir tek parametre çalışıyor arabada. Bir tek fren çalışıyor. Borsa arabasının sadece freni çalışır. Ne direksiyonu, ne gazı, her an yanlış şeyler yaptırabilir. Uçurumdan aşağı yuvarlanırsın. Ne olmazsa frene basmazsan. Fren de stoptur. Yani stop dediğimizde daha alırken zararı keseceğin noktayı belirlememişsen büyük paralar kaybetmeye hazır ve nazır bir yatırımcısın. Ve asla beynine güvenme. Beynin seni yanlış, daha doğrusu beynini kullanma. Beynin borsa oynamaya uygun değil. Değil. Tamam, onu anladık hocam. Yani, evet. Güzel oldu. Geldik şimdi borsaya. Evet. Şimdi borsa yüksekten açıldı. 76.400. Verelim arkadaşlar grafiği. Bugün sabah itibariyle piyasalarda olumlu bir hava vardı. Dış piyasalarda. Bu olumlu hava bir miktar yansıyor ama piyasanın açılışı da bayağı olumlu oldu. 75.900 seviyesinden kapanmıştı. 76.400 seviyesinden yaklaşık 600 puan yukarıdan açıldık Erkan. Hı-hı. Bunun sebebi tabii bu açılış sonrasında bir miktar yine geri çekilme olabilir. Ama özellikle göstermek istediğim nokta şurası. Aşağıda şu bölgede bir desteğimiz var 75.000'de. Eğer bu seviye aşağı kırılırsa 73.000'e kadar, yani şu seviyelere kadar bir geri çekilme olabilir. Yani şu, ama 73.000'in altına geri çekilme beklemiyorum. Eğer ki 75.000'in altına gerilerse de yatırımcılara genel olarak alım öneriyorum. Yani buralardan 2-3 ay vadeli alım yapılabilir. Eğer 75.000'in altına gerilerse. Şu an borsa adeta bir omuz baş omuz formasyonu dediğimiz, birinci omuz baş sanki ikinci omuzu yapacak gibi böyle bir hareket çiziyor. Ama tabii omuz baş omuz formasyonunun oluştuğunu söyleyebilmek için buraya gelmesi ve 75.000'i aşağı kırması lazım. Eğer öyle bir ikinci omuz oluştuktan sonra aşağı giderse o zaman da tabii ki 73.000'e kadar geri çekilir. Para politikası kurulundan bugün yarın toplantı yapılacak. Faiz arttırımı bekleniyor ve faiz arttırımı gelecek ama ne kadar olacağı tartışılıyor. Şu an için bizim borsa endeksimiz 77.500'de. Ve bu seviyenin yukarı geçilmesi durumundaki, eğer iyi bir faiz artırımı gelirse, yani 1,5 puan civarında bir faiz artırımı gelirse, bu doları hızla aşağı çeker. Ve dolarda 1,91'in altına da gelir. Böyle bir durumda borsaya yarar. Faizler de aşağı doğru gelir. O zaman borsada biz şu başlayan trendin geç. Şimdi şu trend çok önemli. Şu açıdan önemli. Şu şekilde çizdiğimizde bir yukarı kırıldı. Şu aşağı trend artık yukarı kırıldı. Ve bu yukarı kırıldığı için artık bu trendde değiliz. Şu an için yatay bir trenddeyiz. Ve gitgide de yukarı dönüş yapabilir. Önemli olan şimdi şuradan itibaren bizim nerede ikinci dibi göreceğimiz. Benim tahminim 73.000 ile 75.000 arasında bir dip göreceğiz. Yani şöyle bir dip göreceğiz. Büyük bir olasılıkla. Yani şöyle bir trend oluşmasını bekliyorum. Ve bunu da uzattığımızda yani 73.000 ile 75.000 aralığında bir trend oluşacağını düşünüyorum. Ve buradan itibaren de yukarı yönlü bir 2-3 aylık bir trend başlayacağını düşünüyorum. Borsada genel beklentim bu yönde. Dolara baktığımızda bu sabah itibariyle dolar geriliyordu. Çünkü biliyorsun dış piyasalarda euro dolar paritesi güçleniyor. Ve boşluk bırakarak açılmış durumda dolar. Cuma gününü 1.92'den kapatmıştı. Şu an 1.913 seviyesinde dolar ve 1.913-15 seviyesinde tutunuyor. Hatırlarsan daha önce bu seviyeyi çok önemli bir destek olarak vermiştik. Ve bu seviye destek olarak kalmaya devam ediyor dolarda. Ve eğer 1.915'in altında günlük kapanış olursa hızla 1.900'ün altına ve 1.880'lere doğru geriler. Eğer Merkez Bankası faiz artışı 1,5 puan civarında olursa dolarda bence bayağı bir sert geri çekilme olur. Ama sadece 50 baz puan bir faiz arttırırsa dolar tekrar yükselişe geçer ve 1.95'lere doğru gider. Hemen sormadan izleyicilerimiz altına bakalım. Altın 1.300 doları geçti. Özellikle de
bunu belirtiyordum. Yani geçen haftaki son yayında da altının bir yukarı yönlü hareket yapabileceğini ve 1350-1360 dolarlara gelebileceğini belirtmiştik. Burada çok önemli bir direnci kırdı altın. Hı hı. Ve altındaki bu yükseliş Türkiye için olumlu. Yani doların değer kaybediyor olması Türkiye için olumlu. Türkiye'de stresin azaldığını gösteriyor. Benzin de düşer mi? Biraz. Benzin evet düşebilir. Yani dolar dünya piyasalarında değer kaybettikçe düşebilir. Altın da şu an hedef 1360 dolar olarak görülüyor. Yani 1350 ile 1360 dolar arası. Altın şu an yukarı kırdığı için eğer 1300-1310 aralığına gelirse long pozisyon açılarak 1350'lere şey yapılabilir. TL bazında da altın daha önce zaten geçtiğimiz iki hafta içerisinde altında alım önermiştik. Şu an 80 lira civarında altın. Benim tahminim 82 ile 84 aralığına gelecektir. Oralarda bir miktar satış yapmak gerekecek. Altında genel olarak bu yönün yukarı olacağını söyleyebiliriz. Şimdi genel anlamda baktığımızda bu hafta için en kritik gelişme Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısı. Hı hı. Şimdi buradan ne çıkar istersen biraz da onu konuşalım. Çünkü izleyicilerimizden de hani bu yönde de soru gelmiş durumda. Evet. Bir yalnız güzel bir soru var Erkan. Soru değil de ben şunu okuyacağım. Sizin sizin şu sosyalcilere işte teknikçiler pek bu işten anlamaz. Anlamaz değil. Yani daha iyi değildir. Değil, Ali Bayramoğlu kazanıyorum demişti ya. Hocam diyor bu kadar olur. Ben de sosyalciyim, arkeoloji mezunuyum. Mühendisler, doktorlar çatlasın demiş. Ben de dedim ya hani heveslendim diye. Şöyle Ali Bayramoğlu hani böyle bir genelleme derken şimdi Nobel ödülü aldı adam Daniel Kahneman. 2002'de Nobel ödülü aldı. Neyle aldı? Yatırımcının beyni üzerine yaptığı yani hı hı. psikoloji, davranışsal finans üzerine yaptığı çalışmalarla aldı. Ve baktığınız zaman yani mühendislik gücü çok yüksek, matematik zekası çok yüksek insanlarda ki benim de matematiğim çok çok iyidir. O yüzden çok kötü bir yatırımcıyım. Benim çok kötü hocam. Evet, benim çok iyidir matematik ve o yüzden ben de çok kötü bir yatırımcıyımdır. Yani kendim işlem yapmaya kalksam ben de şey yaparım. Yani yapmıyorum Allah'tan yani. O yüzden hiç şey yapmıyorum. Sadece fonlarda işte borsanın yükseleceğini düşünüyorsam orta vadeli biraz borsayla ilgili fon alıyorum o kadar. Ama şunu söyleyebilirim. Konu yani sosyal işte sosyalci, şeyci, teknikçi, doktoralı vesaire. O kadar her şeyi başarmış ki insanlar. Ne yapıyorlar biliyor musun? Hani kendine güveniyor. Ben doktora bile yaptım. Ya bu piyasadan daha fazla kazanma işi ne ki yani? Onu ben yenerim yani. Piyasayı yenerim. Ama bugüne kadar piyasayı yenebilen yani çok az adam var. Warren Buffett var Amerika'da. Hani piyasanın çok üzerinde getiri sağlayan. Ama adamın elde tutma süresi bir hisse senedinin minimum süresi 10 yıl. Yani gidiyor öyle şirketleri satın alıyor. Öyle zamanlamasını iyi yapıyor ki şu an çok ucuz diyor. Herkesin hisse sattığı zaman o çok kaliteli hisseleri topluyor. Yavaş yavaş az az ama uzun vadede baktığında piyasadan çok daha iyi bir getiriyi sağlamış durumda. Ama bunların sayısı parmakla sayılacak kadar az. Her gün piyasayı izleyip her gün trade yapan bir insan yani yapıp da zengin olanı ben duymadım. Görmedim de. Yani bilimsel çalışmalarda bugün, da yok. Bugün Yaşar Erdinç tabuları yıkıyor yani. Bir ekonomist ama ekonominin bugün psikolojisini gerçekten ilginç bir tespit. Hayır ben son 5 yılımı yani evet. Bak 2005'ten bu yana yatırımcı psikolojisi üzerine anormal şekilde kafa yordum. Çünkü işin şeyi yoktu yani matematik modelini bulmaya çalışıyordum. Meğer Kahneman yazmış matematik modelini. Evet. Ve hayır senin psikolojik mesela verdiğin karar, söylemiş olduğun karar gerçekten şey değil. Hani senin söylemiş olduğun bir şey şu aşamada hani çok önemli olabilir, çok zayıf olabilir vesaire. Ama bir karar verdiği zaman insan o kararın arkasında kalabilmesi için hakikaten uzun vadeli karar olması gerekiyor. Aksi halde şey değil. Yani piyasanın işte her hareketini tahmin etmeye kalkarsan, her hareketini her hareketine bir hareket yapmaya kalkarsan zaten hüsran olur. O yüzden piyasayı sürekli izleyenler çok kaybeder.
şöyle de bir şey var. Beyin rahatsız olur. En tepeyi yakalayamazsa rahatsız olur. Hep der ki hocam ben sattım, ben sattıktan sonra gene gitti, keşke satmasaydım. Sizin, sizin söylediğinizden basit bir şey, al unut. Bu işte kazandırır. Tabii ya, şöyle, al unut. Ya evet. Şöyle düşün. Bak Erkan, olay bütün yatırımcılara benim mesajım şu. Gel ben siz benimle ortak olun desem. Gel seninle bir iş kuralım Erkan. Ben şu işi yapıyorum. Ortak olur musun benimle desem? Senin ilk bakacağın şey nedir? Bu adama güvenebilir miyimdir? Öyle değil mi? Borsadaki şirketlerin yönetimlerine baksınlar. Güvenebilirler mi? Güvenebilirim ben bu yönetime diyorsa. İkinci soru şu. Her yıl ne kadar ekleyeceksin varlığımıza? Yani 100 liramızı her yıl ne kadar ekleyeceksin? Buna da öz varlık karlılığı diyoruz. Öz varlığımıza ne kadar kar ekleyeceğiz? Çünkü öz varlığı büyüten şey kar. Peki kardan bana pay verecek misin? Vereceğim. Peki. En az 25 tane böyle şirket var. Girin ortak olun ve unutun şunları kardeşim. Unutun. Aynen. Her ay alın, atın bir kenara, evet. Şirketin ortağı, evet, olun. O zaman ciddi para kazanıyorsunuz. Yoksa, evet, her gün şu piyasayı açıp şimdi bugün ne olacak dediğiniz an her gün stres. Ha bir de kazansalar bile kazandıkları paraları daha sonra sağlıklarını kurtarmak için şeye ödüyorlar. Bu da güzel. Hocam, evet, süremiz dolmuş. Stajyer benim kamları getirdi. Bir sonraki bültenin. Oradan anlıyorum. Evet. İsterseniz kapatalım. Evet. Var mı bir şey? Evet. Yok. Bugün söyleyeceğim. Merkez Bankası'ndan benim beklediğim bir puanlık bir artış. Onu da söyleyeyim. Evet. Ama bir puanın altında kalırsa piyasaları bozar. Ve Merkez Bankası'nın özellikle konusunda da ciddi endişeler yaratır. Peki. O yüzden yarın dalgalara hazır olsun yatırımcılar. Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Yaşar Erdinç'e. Bugün değişik bir sohbet yaptık. Faydalandığınızı düşünüyorum. Paranın rotasını kapatıyoruz. Az sonra gelişmelerle birlikteyiz. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.